Uhrevi meselelerde dünyevi beklentilere girme, o işin akametine sebebiyet verdiği gibi bir yönüyle şirk-i şimam eder. Cenab-ı Hak hamdü sen olsun ki sıkıntılı da olsa konumuzu belirtirken kendisine yaklaşmaya müsait bir rampada, bir alanda, bir limanda, bir rıhtımda bizleri durdurdu. Burada bekleyin dedi filan. Belki birilerine havalarda uçmak böyle, yıldızlar arası seyahat yapmak, Gülver'in hikayeleriyle öyle olacak ama fakat akıbet karanlık olunca ne ifade eder ki? Hazreti Pir-i Mugan Şemit Aba'nın değişik yerlerde ifade ettiği gibi onun o çekirdeğin esasen bir açılımı oluyor. Efendim, iman manevi bir tuğbayı cennet çekirdeği saklıyor, küfür manevi bir zakkumu cehennem diyor yani. Hayatları boyunca da onlar o zakkum hep yudumlar dururlar hafizanallah. Dolayısıyla bizim gırtlağımızda böyle düğümlenme yapabilecek, neye takılırsak takılalım, hemen gözlerimizi öbür tarafa çevirince birdenbire bütün problemler çözülür Allah'ın izni inayetiyle. Hele bir de tamamen düzlüğe çıkınca, artık engeller bertaraf olunca, insanların iftihar tablosunun hayata gözlerini yumup, ruhunun ufkuna doğru esasen güvekler gibi kanat çırpınca, her şey silinmiş gitmişti gözünde. Artık kalkamayacak durumdaydı, canım sıksın. Hazreti Ebu Bekir namaza geçmiş, namazı kıldırıyordu. Arkasındaki insanların kemerbeste yuhudiyet içinde saf saf olup Kabe'nin etrafında kümelenmesi gibi vaka Medine'deydi ama yine Hazreti Üstad'ın ifadesiyle nerede olursa olsun insan halkalar halinde Kabe'ye müteveccüh olunca ta Sidretül Münteha'ya kadar yolu var o meselenin. O tatlı, o yumuşak, o ümit vadedici manzarayı görünce tebessüm buyurdular yani. Çok tebessüm edecek gücü yoktu ama tebessüm buyurdular. İnşallah Cenab-ı Hak hepinize o zevkli, o lezzetli, o şirin, o tatlı dakikaları yaşatır inşallah. Evet, dünyayı da sizin için bir cennet haline getirebilir. Öyle bakınca bu dünyada çok, hani bir yerde buyuruyor ki, اَدْدُّنْيَا جِفَتُنْ اَتَوَالِبَا كِلَابًا Dünya bir cife yerine esas, çöplük gibi bir şey. Arkasına düşenler de onların kelpler buyuruyor insanın iftar tablosu. Lisanı nezihiyle böyle bir şeyi telaffuz ediyorsa muhtezai zahire mütabakattan dolayıdır yani. Artık öyle bir mazmunu hangi kelimelerle ifade ederse etsin bence denk gelmez. Oysa ki o konuştuğu her şeyi denk getirmiştir. Bu açıdan evet kilabın diyor. Fakat hani bir de onun yine Hazreti Pir'in ifade ettiği gibi mezratul ahire, esma-i ilahine mecalisi olması, mezahiri olması, bakıp her yerde ona dair nameler, teemmel sütûrel kâinâti fe innehâ minel meleyle âlâ ileyke resâilû. Bir kitab-ı azamdır serâser kâinat. Hangi harfi yoklasa manası Allah çıkar, recaizade. Burada. Hani bu yanlarına bakınca bunlar bile onu işaretliyor esasen. Birer mercek haline, birer projektör haline geliyor insanın seviyesine göre. Yine bir yönüyle onun temaşasına koyuluyor. Göreceğim diyor. Görülüyorum, görülüyorum olduğuna inandığıma göre göreceğim demektir inşallah. Cenab-ı Hak o iki ufkuda seviyesi ve sırasıyla lütfeylesin inşallah. Görülüyor olmaya hayatımızı bağlayıp sürdürelim. Cenab-ı Hak bir gün gelecek, bu defa görüyor olmayla şereflendirecek. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَطَرْبٍ مِنْ مِسَالِ فَدْءُ الْاَمَالِ de bu. Müminler kemiyetsiz, keyfiyetsiz temaşaya koyulurlar onu. Tolunayı ufukta temaşa ettikleri gibi bu meselenin çok rahat temaşa edilmesini müteşabih bir ifadeyle ifade. Yoksa Allah ne tolunaydır, ne güneştir,
Ne öyle bizim göreceğimiz gibi şeydir. Herkes mir'ati ruhuna göre o kainatları idare eden Zat-ı Ecellü Alâ'yı temaşa edecek. Bu ilk iki beyti bunun. يَرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ بِغَيْرِ كَيْفٍ وَاِدْرَاكٍ وَطَرْبٍ مِنْ مِسَالِ فَيَنْسَوْنَ النَّعِيمَ اِذَا رَعُوهَا فَيَا خُسْرَانَ اَهْلَ الْيَتِزَالِ Gördükleri zaman da cennetin bütün nimetlerini unuturlar. Köşk varmış da, altından ırmaklar akıyormuş da, huriler gözlerini dikmiş seni bekliyormuş da, bütün bunlar ne olur ki falan dedirtecek efendim. İnsanı bayıltan bir manzara karşısında öyle bir şey. Şimdi bunlar kazanılmış da bence kazanılacak bir şey kalmamış demekti yani. Konumlandırma o istikamette. Öyle konumlandırana canlarımız feda olsun, kurban olsun. O mevzudaki rehberimiz yanıltmayan bir rehber. Bu çağda onun tercümanı esasen çağın sözcüsü. Milimi milimine hep onu izleyen bir zattı. O da Cenab-ı Hakk'ın firdevsiyle inşallah sevinsin ve bir tarafta. Eli onun omuzlarımızda bizim arkamızda inşallah. Onun yolunda yürüyorsak İhlas Risaleleri, Huvvet Risalesi, İlahi Kelimetullah mülahazaları Allah'ın izni inayetiyle bu kadar böyle güçlü eller tarafından garanti altında bulunuyorsanız bence artık denecek, edecek şey kalmamıştır Allah'ın izni inayetiyle. Meseleye tek zaviyeden bakmak doğru değil. Mesela bir adamların esasen belli bir dönemde sizi hazmedememişler. Kendilerine göre bir sosyal yapı tesisi peşinde koşturup durmuşlar. Farklılıkla ortaya çıktığınızda size karşı haset duygusuyla esasen köpürmüşler. Mesela bir buna verilebilir. Buna verilince sadece içimizde onları suçlama duygusu köpürür bence. Bence onu öyle kabul etmek de olabilir. Bu yanlış bile olsa içtihat hatası deriz bunda. Çünkü şu anda yaptıkları şeyler de mezalim, mesavi, maasi onu gösteriyor yani. Günahın en katmerleri, Ziya Gökalp'ın ifadesiyle mükapları yaşanıyor. Bunu bir ikinci mesele de Cenab-ı Hak bize çok geniş imkanlar, fırsatlar verdi. Ben bu güzel kardeşlerimi düşünürken mülahazalarımı ona bağlayarak hiçbir zaman ifade etmek istemedim. Fakat hatırlatma nevinden meseleyi kendime bağlayarak dedim ki, benim yerimde doğru dürüst, aklı başında bir insan olsaydı, herhalde bunca insanın böyle teveccühü katlanarak öyle bir mükâb hizmet haline gelirdi ki, maalesef ben bu işin önünü kestiğimden dolayı herhalde bana takıldı, o engebeye takıldı, kaldı, belli bir yerde takıldı, kaldı. Kardeşlerim için onu düşünemem ben. Fakat burada şunu hatırlatmak istiyorum. Bütün kardeşlerimizin böyle bir mülaza ile Cenab-ı Hakk'a teveccühlerinde mahsur yoktur esasen. Tezkiye-i nefs etmemek suretiyle tezkiye-i nefs etmek diyor Hazreti Pir-i Mughan Şemitaban bildiğiniz gibi. Kendimizi paka çıkarmamız lazım. 30. sözde ifade ediyor. اِنَّ اللّٰهَ لَا يُعِيدُ هَذَا د۪ينَ بِيَدِ الرَّجُلِ الْفَاجِرِ Allah bu dini bazen facir bir insanın eliyle bile teyit buyurur. Sonra diyor, müzekke olmadığından dolayı sen kendini o recülü facir bilmelisin diyor açıktan açığa. Bu açıdan da her şahsın kendisine böyle bakması, hem sık sık arınmak kurnalarına koşması açısından önemlidir. Hem de kendine bir pay ayırmama mevzunda çok önemlidir. Ne kadar kendi kudretlerimizden, iradelerimizden, meşiyetlerimizden tecerrüt edersek, o ölçüde onun kudretine, meşiyetine, inayetine, kilaetine teveccüh etmiş, sığınmış oluruz bence. Çünkü zaten aslında doğru doğru la havle ve la kuvvete illa billah. Havl ve kuvvet Allah'a aittir. Hiç kimsenin bir havli yoktur evet burada. Bir de meseleye bu zaviyeden bakmak lazım. Biz nerede ne kusur yaptık filan. Mesela idrakimizden de acaba biz bazen münferit hareket mi ettik yani? Münferit düşüncelere mi başvurduk bu mevzuda? Kafa kafaya verseydik böyle, kolektif şuura her şeyi emanet etseydik. Bu da bir başka mesele. Evvela hani böyle daha değişik şeyler sıralanabilir bu mevzuda. Ama ana hususlar olarak
Hani bu üç temele meseleyi irca ederek umumi manada bir bakmak lazım. Fakat bir de meselenin güzel bir yanı var. Zaten her şey bir yönüyle öyle başlıyor yani. Mesela din yasak ediliyor diyelim ülkede bildiğiniz gibi. Kur'an kursları bile yasak ediliyor. Ben öyle bir dönemde Kur'an kursuna gidiyordum yani. Ahırın bir yerinden bir delik açılarak imam odasına giriyordu. Orada işte biz çocuklar okuyoruz. 6-7 yaşında. Jandarmanın orayı bile bastığını hatırlıyorum yani böyle bir dönem. Bu defa Hazreti Pir'in sistematiği içinde ne oluyor? Öyle o kadar çok göze batacak gibi değil yani. 2-3 tane insan bir araya gelsin, bir evde, bir dershanede kalsın. Şimdi o sıkıntı bir yönüyle çok farklı bir açılım açısı bize gösteriyor. Ve Allah'ın izni inayetiyle hani bugünlere gelindiyse öyle bir mebdeyle, öyle bir başlangıçla oldu. Şimdi bir de meselenin böyle bir pozitif yanı var. Yani Cenab-ı Hak şimdi tazyik ediyor. İnne ma'al üsri yusran fe inne ma'al üsri yusra. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Her zorluktan sonra bir kolaylık vardır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor İnşirah suresinde. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek canı çok sıkılıyordu Mekke döneminde. Zaten en gatazahrek senin sırtının kemiklerini çatlatacak, kıracak şekilde tazyikat ona öyle maruzdu. Ama bilmelisin ki bütün bu zorluklardan sonra bir kolaylık var. Şimdi Cenab-ı Hak bu bahsettiğimiz olumsuz şeyler yani hani bize ait yanlarıyla da bir de böyle olumlu şeylere doğru bizi dünyanın dört bir yanına saçtı savurduysa bir dönemde ihtiyari gidenlerin yanına onda da ayrı bir şey varmış yani bizim aklımız ermez. Şimdi onlar önceden oralara gitmeselerdi, sizin hissiyat, düşünce, temel felsefenize esas tercüman olmasalardı, arkadan muhacirler gittikleri zaman o iltifatı göremeyeceklerdi yani. Evet, siz çok iyi bir imaj uyardınız oralarda. Arkadan giden insanlar da sımsıcak bucaklara, açılmış avuçlara kendilerini attılar ve huzur içinde soluklanmaya durdular. İşte bunlar da pozitif şeyler. Şimdi bundan sonra esasen konuma göre meseleyi nasıl değerlendirmek lazım? Eskiden gitmiş arkadaşlarımız var. Birileri bence o umranları yıksa bir yönüyle, harap etse, blokajlara efendim dinamitler koysa orada, bütün sizin statik hesaplarınızın altının üstüne getirse, Allah'ın izni inayetiyle onları tahribat cihetine gidiyorlar. Belki işleri kolay ama fakat Cenab-ı Hakk'ın inayeti karşısında da bozguna uğrama mahkumiyetini mutlaka yaşayacaklardır. Şimdi bunu çok iyi değerlendirmek lazım. Meseleye bir de böyle bakmak lazım bu dönemde. İçimizi acıtan, içimizi kanatan tablolar karşısında kalıyoruz. Bütün bunlar kan damlaları oluyor, içime damlıyor yani bunlar. Evet, uykumu kaçırıyor benim. Değişik rahatsızlıkları tetikliyor burada. Fakat dişimizi sıkıp sabretmek lazım. Sürekli radina billahi rabben ve bil islami dine ve bi Muhammedin resule. Bazı rivayetlerde Resulen Nebiye de var. Resulen Nebiye sabah akşam dualarında olduğu gibi. Deyip demek suretiyle esasen olumsuz gibi meydana gelen o duygu, o düşünce, o tahayyülat, tasavvuratın tepesine bir balyoz indirmek lazım bence Allah'ın izni inayetiyle. Bir taraftan böyle rıza ufuklu yaşarsak, sürekli Cenab-ı Hakk'ın rızasını ve hoşnutluğunu talep yörüngesinde meseleye götürürsek, bir taraftan da hali hazırdaki dünya, bugünkü şartlara göre, konjonktüre göre, zamanın yorumlarını, katkılarını yanımıza alarak ona göre hareketlerimizi planlarsak, Allah'ın izni inayetiyle hep Allah'a doğru yürüyoruz demektir inşallah. Bir kurbet yolcusuyuz. Sufiler tekkelerde onu yapıyorlardı yani. Fena fil şeyh, fena fil resul, fena fillah, beka billah, maallah, efendim, es-seyir anillah. Efendim, gideceksiniz sürekli nüzullar, uruşlar birbirini takip edecek. Gidecek, dolacaksın, doyacaksın. Lebriz olacaksın, taşacak her şey Allah'ın izniyle. Diyeceksin ki ben bu duyguları duyurma mecburiyetindeyim. İnsanlığın iftihar tablosunun Abdülkuddüs'ün ifade ettiği gibi öyle makamlara erdi, öyle şeyler gördü ki vallahi ben oraya çıksaydım geriye dönmezdim.
Ama o döndü demek suretiyle bir başka hak dostunun dediği gibi peygamberle başkalarının arasındaki farkı işte bunda anlayın yani. Bir yaşatma duygusu, bir de işte yaşama duygusu yani. O da hor hakir değil yani. Cennete girersen hure gilman olur. Allah Kur'an-ı Kerim'de o kadar anlatıyor da. Fakat hiçbir şey o yaşatma duygusu gibi olamaz. Binlerce insanın elinden tutacaksın, edeceksin filan. Bütün bunlarla sürekli yani gelgitler yaşayacağız. O duygular bizi hırpalarken hemen beri tarafta bu türlü reçeteleri elimize alarak Cenab-ı Risalet Fenahi'nin eczanesine müracaat ederek ''Ya Resulallah benim böyle bir derdim var. Efendim bunun reçetesi nedir?'' falan. O da diyecek ki ''Sen benim siyerimi okumadın mı ya?'' Evet. Bir ikinci mesele de dünyanın değişik yerlerine hicret etmişiz, göç etmişiz. Nerede Kanada, nerede Kaliforniya, nerede Almanya, nerede İngiltere, nerede Hollanda, nerede Amerika ve nerede Afrika, Siyah Afrika. Bu açıdan da yani oralarda yetişmiş insanlar oranın insanını arka planıyla okumuştur, yani doğru okumuştur. İsabetli değerlendirmeleri vardır. Kafa kafaya verirsek, مَا خَابَ مَنْ اِسْتَشَارَ esas kazanımını yakalamış oluruz yani. Onu yakalarız Allah'ın izni inayetiyle. Veya yanılma nisbetlerini aza irca etmiş oluruz veya aza çekmiş oluruz, indirmiş oluruz. Bu açıdan da coğrafyayı doğru okumak lazım. Dolayısıyla neresinde bulunuyorsak bence oradaki insanlarla dirsek temasında bulunmak suretiyle diyeceğimiz, edeceğimiz şeyler esasen. Yani peygamberane ifadelerin yanında, diyorum. Meseleye halle, temsille, kafiyeler koymak. Yani davranışlarımız dediğimiz şeylerin milimi milimine aynı olması lazım esasen. Dolayısıyla o topluma entegre olmuş oluruz. Yani o toplum bizleri kendilerinden birer fert, kendilerinden birer toplum olarak görmeli. Bir diğer taraftan da hani böyle bir yerde yabancı bir ülke esasen bir de ağır basan bizim dışımızda bize tesir edebilecek ister hayat tarzı, ister üslupları, isterse inanç sistemleri. Mesela insani değerleri çok önde olabilir de fakat dinin bazı emirleri var. Mesela işte hafizanallah bu hemliğe karşı kararlı durma, seralar oluşturma, hep onların içinde, emni aman içinde bulunma, bunlar bizim için. Arkadan gelen genç nesiller, okudukları kitaplar onlara aittir yani. Ne yapıp yapıp, hem bizim değerlerimizi methederek, göklere çıkarmak suretiyle onlara sevdirmek. Yani hangi insan vardır ki, asr-ı saadetteki o toplumun adeta ütopik, hayat tarzlarını bile görsün de beğenmesin onu. Evet. Bu açıdan da öyle bir şey zannediyorum serdedildiği, sergilendiği zaman da kendi evlatlarımızla imrendirecek ve asimilasyona karşı da seralar, surlar oluşturmuş olacağız Allah'ın izni inayetiyle. İnsanların iftar tablosu da mebdede meseleyi başlatırken işte gidecekler, Tebuk'a gidecekler. Çok ciddi donanıma ihtiyaç vardı. O günün şartlarına göre nasıl mekanize olunuyorsa öyle mekanizasyona ihtiyaç vardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem himmete müracaat etti. Sizinki de şimdiye kadar adı himmetti zaten. Her yerde hemen himmet yapıyordunuz, burs veriyordunuz, bina yapıyordunuz, kurs açıyordunuz, bunları yapıyordunuz. İnsanlığın iftihar tablosu orada en mersi şekilde konuştu. Konuşunca onun bir yönüyle dağ, taş, ağaç, bilmem hayvanlar, onlar bile cevap verdi. Üstad Hazretlerinin mucizatı serdettiği yere bakacak olursanız nelerin lebbeyk deyip ona koştuğunu biliyorsunuz. Evet. Fakat orada yani birkaç mesele Hazreti Ebubekir Efendimiz, Hazreti Ömer Efendimiz, Hazreti Osman Efendimiz, Hazreti Ali Efendimiz, bunlar hakikaten her birerleri, kâmeti kıymetleri ölçüsünde yaptılar. Hazreti Ebubekir bütününü getirdi. Hazreti Ömer Efendimiz yarısını getirdi. Hazreti Ali Efendimiz yarısını gizli, yarısını açık getirdi.
Hazreti Osman Efendimiz'in zaten 500 tane deve şey yaptığı malum, dillere destan bütün bunlar. Fakat bu meseleyi anlamayanlar da vardı yani. Mesela konuştuktan sonra ne yapılacak ki yani şimdi biz bir alın teriyle kazandığımız şeyleri getirip bunların eteklerine mi dökeceğiz falan. Fakat birisi o inceliği anladı. Hemen evine koştu. Efendim ya eteği veya avuçları dolu ne varsa içinde getirdi, al ya Resulallah dedi. Hemen öbürler dediler ki demek böyle yapılmak lazımmış. Evet, bunun gibi. Fakat hani biz böyle körü körüne bir meseleye açılmış değiliz. Arkadaşlarımızdan, büyüklerimizden Allah ebeden razı olsun bir himmet düşüncesi oluşturdular yani. Evet, bu düşünce bir dönemde öyle gelişti ki Allah'ın izni inayetiyle. Hani ben çok değişik yerlerde değişik şeylere şahit oldum da fakat sadece bir tanesini arz edeceğim. Hatta yerini de arz edeceğim ben onu Bozyaka'da. Bozyaka'nın salonunda. Yine fakir böyle işte derme çatma bir şeyler konuşuyorum burada işte başınızı ağrıttım gibi. Ondan sonra da arkadaşlar işin önündekiler defteri kalemi alıyorlar böyle sen ne veriyorsun, sen ne veriyorsun. Gönüllerinden koptuğu gibi. Ben konuştuktan sonra çekildim, biraz utanıyordum yani. Yani onu da bir dilenme gibi görüyordum da ama ne ilerisin başka türlü de o kocaman çark dönmüyor yani. Ona göre bir çağlayan olması lazım ki döndürsün. Kendi odama çekildim ben orada. Asubaylıktan emekli orada hizmette de koşan birisi. Elinde anahtarla koşa koşa geldi, gözleri dolu dolu. Hocam dedi, benim verecek param yok. Evimin anahtarlarını veriyorum, asubaylıktan aldığım emeklilikle. Unutamayacağım bir hadise. Fakat o kadar çok unutamayacağım hadise var ki yani. Bir yerde yine neyse ki böyle bir himmet az oldu. Ben de çok sıkıldım. Dedim ki ben bulurum bunu dedim. Ben de 100 bin lira taahhüt ediyorum dedim. Belki hiç düşünmedim nasıl bulurum diye de düşünmedim. Sonra bir gün sonra belki iki gün sonra sizin hepinizin çoğunuzun tanıdığı evet, her iki bacanak da öyle cömerttiler, hizmetin içindeydiler. Ne münasebetle ise ki ben evine kahvaltına gittim onun. Bir şey talep etmedim ben, istemedim ondan. Çok o güne kadar da öyle çok önde görünmemişti. Hocam dedi, siz o gün şey yapmışsınız, 100 bin lira taahhüt etmişsiniz. Kusura bakmazsanız onu ben vermek istiyorum dedi. Yani bir yerde siz cesurca bir adım atıyorsunuz. Cenab-ı Hak öyle mukabelede bulunuyor ki hakikaten siz de utanıyorsunuz, iki büklüm oluyorsunuz, asa gibi. Evet, bunun gibi. Arkadaşlarımız böyle himmetle muavenette de alışmışlardı. Sadece işin adı bir de alan değişti. Eskiden mesele Türkiye'de cereyan ediyordu. Meselenin biraz şekli de değişti yani. Yurt dışına çıktık biz burada. Bir sürü bakılacak insan var, muavenete muhtaç insan var. Kadınlar var, çocuklar var efendim. İşte şehit olan insanlar var. Gelirken yollarda şehit olan insanlar var. Bunların hepsinin görülüp gözetilmesine ihtiyaç var belki. Dışarıda yani Amerika'da bu türlü organizasyonları nasıl gerçekleştirebiliriz? Almanya'da nasıl gerçekleştirebiliriz? Bazı yerlerde böyle bu türlü muhtaçlara yardım fonları oluyor, yapıyorlar. Bu türlü organizasyonlar olur da bize inanmaları lazım, güvenmeleri lazım. Dünkü sözlerimizle bugünkü hal ve temsillerimizin örtüşmesi meseleyi koru haline getirecek Allah'ın izni inayetiyle. Herkes duyacak, herkes o çağrıya koşacak Allah'ın izni inayetiyle.